Selamünaleyküm arkadaşlar. Ölen Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bluz modeli paylaşacağım. Şöyle koton tarzı ip kullanacağım arkadaşlar. Elime yatkın olan herhangi bir tığı alacağım. Sadece zincir çekerek bluz yapabiliriz arkadaşlar. Yani o kadar basit bir örnek paylaşacağım ki sadece zincir çekerek çok güzel bir modelimiz ortaya çıkacak. Sadece bluz yapamayız tabii ki de. İsterseniz mevsimlik hırka tarzı ya da yelek olabilir, atkı olabilir. Çok amaçlı kullanabileceğimiz bir model olacak arkadaşlar. Evet, ipimizi alalım ve başlayalım. İpimi aldım ve şimdi zincir çekiyorum arkadaşlar. İstediğim uzunluğa gelesiye kadar zincirimi çekeceğim. Tabii ki sizler yapacak olduğunuz örgüye göre çekeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdilik sizlere küçük bir parça göstereceğim. Evet, benim için bu kadarı yeterli. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve tutmuş olduğum yerden batarak ikili trabzan yapıyorum. Öncelikle alt bandını yapacağız arkadaşlar. Yani lastikli diyebiliriz. Her bir zincirimin içerisine batarak trabzanlar yapıyorum. Bakın bu şekilde. Zincirlerimizi trabzan yaparak tamamlayalım ve gelelim. Evet, gördüğünüz gibi trabzanlarımı tamamladım. Benim için bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Ben bir sıra trabzan yapacağım arkadaşlar. Model gösterecek olduğum için sizler bunu hani 3-4 sırada yapabilirsiniz. Çok daha güzel duracaktır. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek geriye dönüyorum. Tığımın başını bir defa doladım. 1, 2, 2 olmak üzere 3'te çıktım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3. Yani isterseniz 2 defa da dolayabilirsiniz şu şekilde. 2, 2 çıkabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben elim hep teke alışkın olduğu için öyle yaptım. 2, 4, 5 tane trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. 5 tane trabzanımızı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin trabzanımın tepesine batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Bu sıramızı böyle yapıyoruz. 6-7 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1-2-3-4-5 5. trabzanımın tepesine batıyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi sadece zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen üçüncüsünün içerisine batıyorum. Bakın. Bu sıramız bu şekilde. Trabzanlarımızı tamamlayalım arkadaşlar. Son kenarda da yine 5 tane böyle kenar bandı olarak trabzan bırakalım. Yani trabzan olarak yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. 1 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Yine trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum bu zincirimden. 1, 2, 3, 4.sünün içerisine batıyorum. Bakın. Zincirimin tam ortası olmuş oldu aslında. Ve hemen buraya bir
Trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp aynı zincirimin içerisine yine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Yani buraya bir V görünümü vermiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Burada hiç zincir çekmeden hemen bu trabzanımın tepesine. Bakın bu arada hiç zincirim yok. Hemen buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batıyorum. İki zincir tığımın başını doluyorum. Aynı yere yine batıyorum. Bu şekilde 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Burada hiç zincirim yok. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3 Dördüncü zincirimin içerisine batıyorum. Trabzanımı yaptım. İki zincir aynı yere yine trabzan. Bir, iki, üç zincir tığımın başını doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. İki zincir. Pardon, burada zincirimiz yoktu. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir sonraki trabzanımın tepesine. Bakın arkadaşlar. 3 zincir. Tığımın başını doladım. Bir, iki, üç zincir trabzanımın tepesine batıyorum. Ve burayı da trabzan yapalım arkadaşlar. Videomu uzatıp da sizi sıkmak istemiyorum. Burayı trabzan yapalım. Tekrar geri dönüp aynı şekilde trabzanımızı yapalım. Bir üstünü göstereceğim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Gördüğünüz gibi şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın buradaki trabzanımın tepesine battım. İki zincir çekiyorum. Yine buradaki trabzanımın tepesine batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını daladım. Bakın buraya. Buraları atlıyorum. Buradaki V şeklinde olan yuvama batacağım. Evet bakın buradaki V şeklinde olan yuvamın içerisine geliyorum. Burayı atlayıp da bu ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bu V şeklinde olan ilk trabzanımızın. Şimdi üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen V'mizin diğer trabzanına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen buradaki trabzanımız arkadaşlar bakın. Aynı şekilde buraya batıyorum. İlmeğim kaçtı. İki zincir çekiyorum. Hemen diğer trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki trabzanımın tepesine battım. İki zincir. Hemen yanındakine. 3 tane zincir çekiyorum ve
kenar trabzanlarımızı yapıyorum. Arkadaşlar kenar trabzanlarımızı yaparken böyle biraz uzuncana çekelim. Birbirini dengelemesi adına. Evet. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şu an bu şekilde gözüküyor. Tığın başını doladım. Hemen trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir, iki, üç, dördüncü zincirimin içerisine batıyorum. Sadece kenar kısımlarımız değişiyor arkadaşlar. Kenar kısımlarımız da yarım örnek olduğu için biraz değişebiliyor. Orta tarafları hep aynı. Bakın trabzanımı yaptıktan sonra iki tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrardan batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Trabzanımın tepesine battım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki trabzanımın tepesine bataraktan trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4. zincirimin içerisine batıyorum. Tığın başını dolamadım, pardon. Evet, 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Bakın yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu sıramızı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle bir üst sıramızın da trabzanlarını gidelim. Devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın kenar trabzanlarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Tıpkı ilk başta yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. Tığımızın başını doluyoruz. Bakın buradaki V'lerin tepesine batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Diğer trabzanımın tepesine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Hemen bir diğer V'min tepesine batıyorum. 2 zincir. Bu şekilde. Arkadaşlar örneğimiz hep bu şekilde gidiyor. Ben şimdi sizler için bunu biraz büyüteyim. Tam olarak ortaya çıksın. Daha da iyi anlayacaksınız eminim. Gördüğünüz gibi model şu şekilde oluyor. Altıgen diye de geçiyor arkadaşlar. Evet ben biraz modelimi büyüteyim ve geleyim. Evet arkadaşlar bakın ben sizler için birkaç sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi böyle altıgen halinde oluyor arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Çok güzel fular olabilir, yelek olabilir. Mevsimlik özellikle hırka olabilir. Böyle koton iple yaparsanız yazın dahi giyebilirsiniz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.